Türk adetlerinin pek çoğunun şamanizm kaynaklı olduğunu biliyor muydunuz? Bir numara. Loğusaların kırmızı kurdele takması. Şaman inançlarına göre 40 gün boyunca Loğusa kadınların etrafında kötü ruhlar dolaşırmış. Al basması da denilen bu kötü ruh anneye ve bebeğe musallat olurmuş. Loğusa kadını ve bebeği korumak için anneye al renginde taç veya kurdele takarlar. Nişanlanırken de kırmızı kurdelenin tercih edilmesinin nedeni yine kötü ruhlardan korunmaktır. İki numara, tahtaya vurmak. Hepimizin bir ritüel haline getirdiği tahtaya vurma adeti yine şamanlardan kalma bir gelenek. Kötü ruhların tahtaların ve ağaçların içerisinde yaşadığına inanan şamanlar tahtaya vurarak kötü ruhları def ettiklerine inanıyorlarmış. Üç numara, ateşe su dökmemek. Türkiye'de hala yaşayan bu adete göre yanan ateşe su dökülmezmiş. Eğer ateş su ile söndürülürse ocağın söneceğine inanılıyor. Yine bu geleneğin şamanlardan kaldığı düşünülüyor. 4 numara. Ölünün üzerine bıçak koymak. Günümüzde bu uygulamanın ölünün şişmemesi için yapıldığı söylense bile yaygın inanışa göre bu adet şamanizmden kalmıştır. Şamanlar ölülerini kötü ruhlardan korumak için üzerine bıçak, kesici alet, metal eşyalar koyarlarmış. 5 numara. Yolculuğa çıkan kişinin arkasından su dökmek. Yolculuğa çıkan kişinin arkasından su dökmek çok yaygın bir ritüeldir. Sebebi ise giden kişinin su gibi gidip su gibi gelmesi içindir. Bu adet de şaman kültürüyle özdeşleştiriliyor. Şamanizmde su kutsal kabul ediliyor ve suyun yola çıkan kişiyi kötü ruhlardan koruyacağına inanılır. 6 numara. Hapşıran kişiye çok yaşa demek. Hepimiz birisi hapşırdığında mutlaka çok yaşa diyoruz. Hatta tanımadığımız insanlar hapşırdığında bile çoğumuz çok yaşa demek istiyoruz. Peki sebebini hiç merak ettiniz mi? Bazı rivayetlere göre şamanlar ruhun nefeslerimizde yaşadığına inanır ve hapşırırken ruhun çıkmasını engellemek için çok yaşa derlermiş. 7 numara. Yatak odasını kız tarafının alması. Yine bir rivayete göre göçebe yaşam tarzını benimseyen şamanlar da evlenen gençlerin yattığı çadırları kız tarafı yaparmış. Günümüzde de yatak odasını kız tarafının alması ve düzenlemesinin sebebi şaman adetleriymiş. 8 numara. Geceleri tırnak kesmemek. Geceleri tırnak kesmek hep sakıncalı bulunur. Tırnak yere düşerse evde kavga çıkacağına, şeytan geleceğine yorulur. Şaman adetlerinde de geceleri tırnak kesilmezmiş. Sebebi ise o dönemde tırnak parçalarıyla büyüler yapılırmış. Ve gece tırnak kesildiğinde yere düşüp kaybedilebilirmiş. Büyü yapılmasını engellemek için de geceleri tırnak kesilmezmiş. 9 numara. Kurşun dökmek. Kurşun dökmek Anadolu'da da sıklıkla uygulanan bir adettir. Pek çok kaynak ise bu adetin şamanizmden geldiğini ve adını kut dökme ayininden aldığını söyler. Kurşun dökmenin sebebi de nazar çıkarmak, kötü giden talihi düzeltmek, şans getirmektir. On numara. Nazara inanmak ve nazar boncuğu takmak. Nazar inancının şamanlık kalıntıları olduğu söyleniyor. Kötü ruhların insanlara kötülük yapmasını engellemek için evlerine ve üzerlerine nazar boncuğu takarlarmış. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.